Efendim merhabalar, ben Doktor Ali Kerim Diler, program partnerim Ali Can Aytekin'le birlikte, hepinizin bayıldığı bu genç çocukla birlikte. Ha, ben Tuba'dan bahsediyorsun sandım bir an. Tuba'dan şimdi bahsedeceğim. Tamam. Onu anons ediyorduk tam o sırada. Abi ilk kez beni övdünüz, onda da ben kaçırdım. Kaçırma bir tanem yok. Ya şöyle bir şey var Ali Can, az evvel daha kamera açılmadan diyordum ki tamam çok güzel konuklarımız oldu filan da Melis'ten daha güzeli geldi mi acaba derken o topluluk içerisinden bir arkadaşımız daha da çok yeni evli. Hayır hayır yaptı. Hayır gelmemiş. Gerçekten. Evet Melis. Hoş geldin. Zaten Tuba'dan daha güzel bir kişi var dünyada. Onu bulamadığımız için seni çağırdık Tuba. Evet, çünkü Tuba 2012 ya, Best Mod'u Türkiye birincisi, dünya ikincisi. Aynen, dünyada da ikinci olmuştum. Ve iki tane gerçekten çok sevdiğim insanla birlikte olmaktan ya, ben ayrıca yani mutluyum. Ve ilk kez programa benim arkadaşım geliyor. Hep sizin arkadaşlarınız evet gelmişler. Doğru söylüyorsun evet ama hani niye ben daha eski tanıyor olabilirim? Olabilir. Yani. Ben 2011, 12. Yok. Alican daha eski. Alican daha eski. Evet. Bravo. Aa, oh be. Rahatladık. Tamam, biz Tuba'yla bir tiyatro oyununda tanıştık. Ve o oyuna girdiğim için çok pişman oldum. Çünkü Tuba'yla karşılıklı bir sahnemiz vardı. Ve daha ben de yeni yeni sahneye çıkıyorum. Bana tokat atması gereken bir sahne. Bana bir vurdu hocam. Yemin ediyorum sahnede burnum kanadı. O kadar. O kadar. Sonra dedim ki bu kızla arkadaş olurum. Olur olur. Yani gerçekten biz bir oyunda tanıştık. Ondan sonra evet, da hep evet arkadaşımız. Eli serttir yani. Çok. Evet. Acayip biraz yani. Arkadaşlığımız hep devam etti. Ara ara hiç görüşmedik. Ama bir işim çıktığında Tuba buradayım hemen bir işim var. Hiç de şey demez. Sen beni bu zamana kadar hiç aramadın. Kaç yıldır aramıyorsun. Yani vefasızla vefalı. Aynen öyle. O yüzden aynen güzel meç olduk. Ama çok seviyorum Ali Can'ı. Gerçekten enerjisi o kadar güzel ki yani çok hep mesela ederim. Gerçekten dizide hiç daha denk gelemedik. Onunla aynı dizide olmayı çok istiyorum çünkü enerjisi inanılmaz yüksek. Sahnede zaten devleşiyor. Çok gerçekten aynı öylesine. Kalbi sen temizdir onun. Yani o paslaşmak çok önemli çünkü sahnede vesaire. Peki, biz iki oyun oynadık çok güzeldi. Biz şimdi oyunda tanıştık. Sonda anlatalım. Öyle mi abi? Evet, evet. Tamam. O sürpriz kalsın. Evet o sürpriz sonra az sonra. Tuğba Melis neler yaptırdı? Hani evet, bir sürü neler, şeyler neler geçiyor çünkü. Kemiklerini kırdırdı. Tabii tabii o neler neler söyleyenler. Melis çok yeni şeyden geldi. Survivor. Evet. Değil mi? Ha, nasıl gittin ki zaten oraya? İnanamıyorum. Yani, bu kadar böyle naif, ince, zarif bir kız. Ya aslında hep böyle görüyorlar dışarıdan. Ha. Ama tabii ki ben hep öyleydim. Erkek Fatma gibi büyüyen bir kız hani işte. Onu kaldırırım, onu yaparım falan. Şimdi ailem bildiği için kardeşim beni gaza getirdi biraz aslında. Ha. Ya git abla ne olacak falan. Senelerdir bunu konuşuyorduk zaten ama ben örümcekten çok korkuyorum. Yapamam diyordum. Bu sene öyle bir gaza gelip olur ya yaparım falan dedim böyle ha, ama. Örümceğin ötesi de ben izliyorum. Fareler cirit atıyor. Örümcek, her şey var. Her şey söyleyeyim, ne örümcek ne fare ne yılan hiçbir şey omurunuzda olmuyor. O açlık var ya o açlık ki ben zaten yemek yemeyi çok seven biriyim. Küçükken de zaten çok kiloluydum. Yani evet, orada yani benden yemeği aldıkları noktada çünkü gerçekten o kadarını beklemiyordum. Hani şey diyordum yani kameralar kapanır. Biz bir şeyler değişir yani. Bir şeyler yeriz. Baktı kameralar kapanıyor her şey aynı. Peki mesela şey aynı. İlk gece ne oldu? Kameralar kapandı sen demedin mi? Yemekler nerede? Ne hayır yiyoruz? İlk gece daha komik bir şey oldu. Şimdi biz bir ilk oyuna çıktık. Biz baraka kazandık. Hı-hı. Ben tabii kafamda şöyle düşünüyorum. Diyorum ki tabii ünlüler takımına kazandırdılar. Çünkü baraka hani üstü kabalı falan. Yazık ya. Ya hani yağmurda ıslanmayalım diye herhalde dedim. Güzel oldu yani. Biz kazanmış olduk falan diyorum. Kendi kafamda böyle kuruyorum. Sonrasında adaya gittiğimizde zannettim ki hani böyle güzel bir baraka bizi bekliyor. Bir baktım yerde bir tane tahta. Böyle bir dümdüz bir tahta. Baraka bu dediler. Yani tahtalar yanına konulmuş. Biz yapacağız onu. Ama ha, üstü kapalı falan, üstü kapalı falan değil. Yani. Bayağı dedim ki şimdi biz oyun kazanıp ne kazanmış olduk? Tahtaları. Toprakta değil, tahtada yatacaksınız dedi. Bir de toprakta yatmak daha mantıklı. Benim yani ağrımız. Ay bir şey söyleyeyim mi? 15 gün kaldım orada ama. Yani gerçi ya 15. günde alışıyorsun. Sen menajerini arayıp şey demedin mi? Beni buradan arıyorsun ya, hemen. Ya keşke, keşke öyle yapınla araması. Konuşur musun? Ben tahtada yatmam. Ama bir şey söyleyeyim mi? O da o kadar güzel bir deneyim ki. Doğru tabii tabii. Çünkü evet mesela bizim okulda konservatuvardayken Mehmet Birke vardı. Çok güzel bir şey söylemişti. Oyuncuysan eğer yaşadığın her şeyi hayat çekmecene koy ki belki bir gün çıkarman gerekir oradan diye. Şimdi ben asla hayatımda kamp yapmamış biriydim. Zaten örümcekten korkan biri. Hmm. Mesela o gece şartlara alışıyorsun. Çünkü şartlar o an öyle. Yapacak bir şeyin yok yani. Kendini kessen de öldürsen de gitmek istiyorum diye bağırsan da gidemezsin ya. Yani. Oradasın. Zifiri karanlık. Ben normalde karanlıktan da korkarım. Tahtaların üstüne yattık. Ve bir tane mi pike veriyorlar zaten. Onu böyle çektim. Ha pike gece var canım. Aa!
Konfor sen daha ne istiyorsun? Hayır ama kahverengi böyle incecik bir şey ki bu arada geceleri soğuk da oluyor üşüyorsun da. Gecenin artık saat bilmiyoruz, saat kavramı yok zaten, saat falan hiçbir şey söylemiyorlar. Yağmur yağmaya başladı. İnanılmaz güzel bir deneyimdi aslında. İşte böyle yıldızları görüyorsun, ya bir yerde ıslanıyorsun. Yani hiç yaşamadığın bir şey, ya kuruyamazsın da yani yedek kıyafetin vesairen de yok çünkü. Palmiyeler koymuşlardı o köşeye, hani üstünü yaptıktan sonra üste koymak için. Onları böyle üstümüze çektik ve öyle uyumaya devam ettik. Yani normalde bir sürü şey düşünürsün. Palmiyelerin içinde neler vardır, hani o yaprakların içinde falan. Ama orada o can havliyle. Aynen öyle üstüne çekiyorsun, uyuyorsun. Yani aslında orada en büyük tecrübem şu oldu. İnsanoğlu doğası gereği o an şartlar neyse ona bir şekilde ayak uyduruyorsun. Yani seni zorlayan aslında 4 gün 5 gün oluyor. Diğer şeyler açlık vesaire onlar zaten top noktada. Ya yani orası gerçekten Survivor'mış. Bunu anlamış zorluk oldum. Olan şey yani bence yemek bulmakta da zor. Ne olacak? Oradaki iki tane yaprağı da belki kemirirsin ama sıkıntı nerede bence? Bence tuvalet ve sonrası temizlenme ihtiyaçlarında. Evet onlar da. Değil mi? Onlar. Ya mesela onlar bu işin en acı kısmı bence. En acısı. Ve onu yıllardır merak herkesin merak ettiği şey bence. Ve çok yani. Netler o konuda. Yani diyorum ki insanlar sanki oraya gidiyor biliyor da kesin tuvalet var falanlar böyle yani. Ve sen de ister istemez gitmeden önce kafanın bir köşesine yani tuvalet sonuçta insani bir ihtiyaç. Yani mutlaka bir alan vardır en azından diye düşünüyorsun. Hayır. Yok. Orası Survivor. Her şey doğada. Aslında seni zorlayan kısımlardan bir tanesi de parkurlardı. Sen gerçekten çok bir zorlanıyordun. Bir kısmı mı? Bütünü hepsi. Yani. Melis adeta kuma gömüldü. Benim parkurdan şöyle çıkarıyorlar. Tamamlayamadığın çok parkur oldu. Yani senin şu açıklaman... Tamamlayamadığım aslında iki tane parkur oldu. Çünkü orada mesela bir de şunu öğrenmiştim. Sonuçta ben spor geçmişi olan biri değilim. Aslında bugüne kadar bakılınca birçok isim öyle gitti. Hani oyuncu ya da sanat camiasından. Aslında birçoğu yaptı. Bakılınca ben bir tane bile oyun alamadım yani. Evet Melis'in Survivor'da henüz galibiyeti yok. Melis çıkamadı. Parkur önde. Dışarıdan bakıldığında da bu görülebiliyor bence. İnsanlar da bunu gördü. Çoğu kişi de bana söyledi biraz hani adaletsiz bir kısma düştün diye. Çünkü hepsi sporcuydu yani. Ya ben mesela çıkıyordum Meryem'le. Diyordum ki Meryem'e yani ben normalde PUBG oynayan biriyim. Yemin ediyorum seninle çıktığımda Pochinki'yi atlamış gibi hissediyorum diyordum. Çünkü kız zaten 18 yıldır atlet yani. Öyle bir koşuyor ki bizim takımdaki Elif bile bazen atışlarda onu geçemediği anlar oluyordu. Ben zaten en başta da nasıl olsa olmayacak diye. Ya bu bana şeyi hissettirdi. Hiçbir şey yapmıyordum. Tunceli'de yaptım askerliği. Gittiğimde ilk bizi götürürler bir şehir stadyumuna. Zaten yaşım en az 10-11 yaş büyük yani diğer çocuklardan. Baktım biz ne yapacağız dedik. İşte bu top sahasının etrafı 8 tur falan 10 tur bir şey atılıyor. Askerler teçhizatlı ama ben hekim olduğum için yani biraz daha torpilliyim. Hani en azından teçhizat. Dedim ki yok yok iyi olacak. Komutan dedi ki hoca istersen sen bekle kenarda dedi. Ondan sonra yok yok dedim ben de şey yapmak istiyorum yani katılmak istiyorum. Hani burada böyle bir tecrübem olacak. Çünkü kafamdan da kuruyorum. Bizim bir tane Gülseren teyze var. 70 küsür yaşında şimdi ama her sabahın aksatmaz. 5.30'da çıkar koşuya. 14-15 kilometre koşar. O koşuyorsa ben de burada en azından bir 3 tur atarım dedi. Şöyle söyleyeyim sana, bir kale direğinden yani çeyrek elips yarı sahaya geldiğimde falan vaziyetteydim. Hiç sigara içmemiş bir adam hayatında falan ama yani gerçekten bu antrenmansızlık hani sonuna doğru bir iki tur atabilir oldum ama yani Survivor falan hikaye. Aynı şeyi ben öncesinde katılanlardan birkaç kişi bildiğim için hani normal sonuçta bizim piyasa küçük biliyorsun görüyorsun hal tavır. Diyorsun ki yani normal kendi hayatımı bilirler çünkü çıt kırıldım değilimdir işte kuaför sevmem bilmem ne hani böyle böyle biri değilim. Her işimi kendim yaparım vesaire. Diyorum ki onlar yaptıysa ben hayli hayli yaparım. Ay parkurdan çıkamıyordum böyle. Ama gibi. Yok senin gerçekten bir spor geçmişin olmadığı için öyle sportif yani bir yanın yok. Aslında hiç yok da değil. Yani bakılınca diyorum ki olur yapmam. Olur mu benim programa geldiğinde senden mekik çekmeni istedikle vinçle kaldırdı evet. Geri seni geldi. Hayır. Yani bana ilk dedi ki ben de Survivor'a gidiyorum dedi. Dedim neden? Yani. Hayır öyle değil. Mesela normalde kız çocukları ne yiyorlar aileleri? Baleye yollar. Klasiktir bu yani. Evet. Beni mesela karateye yollamış babam ve kahverengi kuşağım var mesela bakıldığında aslında. Ama işte orası bravo. Tamamen farklı bir spor. Yani kas hafızasıysa okey ama kondisyon gerekiyor i̇şte evet. Yani. Peki bir yandan son 1-2 senede yapmış olman lazım. Dedin ya yani kiloluydum ben. Nasıl bir kız aslında işte mesela kilolu bir her şeyi yapacağım. Şeyden
Best model olmuş bir kız evet. Yani. Hırsa yani hırs. Aslında tersten gidiyor Melis. Yani çok genelde, ters bir kız evet. Hocam. Şöyle genelde modellikten oyunculuğa geçin. Ama aslında mesela gerçekten bazen böyle hani bunu çok samimi söylüyorum. İkiniz de gerçekten çok yakın hissediyorum kendime. Bazen burama geldiği oluyor. Böyle mesela herkes de aslında zayıflama üzerine olur ya. Yani bunu ben yaşadım. Zaten kiloluydum. Zayıfladım. Şimdi şunu yaşıyorum mesela. Şu anda artık kaç senem geçti. Küçüklüğümden beri, 16 yaşımdan beri dizilerde oynuyorum. Evet. O kadar şeyden sıkıldım ki. Mesela benim babam Malatyalı ve ben Malatya'ya gittiğimde bir sürü benim tipimde kız görüyorum. Ama maalesef ki bizim sektörde şöyle bir algı var. Sen zayıfsan, elin yüzün düzgünse, seni bir tık havalı görüyorsa seni bir şeye yapıştırıyor ve sana hep aynı şeyi veriyor. Ama ben bir oyuncu olarak ve konservatuarlı olarak hep farklı şeyler oynamak istiyorum ve bunu yaptığım projelerde oldu. Hayatta Olmaz'da mesela Hakan abinin oğlu Kerim'le 6 ay görüştüm. Nazan teyzenin oğluyla da 5 ay çıktım. Bu tipinle mi lan? He, ne varmış tipimde? Kanallara götürdüklerinde ya bu gerçekten Tuğba mı? Bayağı ya, bir, tipi bambaşka bayağı biri diye. Bir ve şeydi. Hani oyunlarım da aynı şekilde içinde öyleydi. Bizim memlekette hakikaten biraz böyle yapımcıların illa evet, seni ve etiketlediği şekil oluyor. Ve bazen gerçekten evet. Bu yüzden şey oluyorum. Mesela kafam gidiyor. Diyorum ki kilo mu alsam acaba ya diyorum. Bayağı böyle kilo alayım diyorum. Böyle 20 kilo falan alayım. Başka kim bir şey ne verecekler bana? Vallahi hani mesela yani onu böyle Batı'da farklı çalışıyor. Yani o Batı'da onu görebiliyor bunu zaten oyunculuğuna evet. Güvendiği için öyle veriyor. Hakikaten kendini nasıl çirkinleşir mesela Charlize evet. Theron işte yani. Evet. Ama bizde çok işlemiyor. Yani seyirci de evet. Çünkü çok kabul etmiyor aslında. Aynen. Yapımcının onu o şekilde koymasının evet. Nedeni evet. O. Seyirci kabul etmiyor. İlla onu güzel kadın evet. Olarak evet. Etiketlediyse güzel bir görmek istiyor. Öyle görmek istiyor. Dolayısıyla çok şeyleri kalıpları kıramıyorsunuz bu anlamda. Evet. Ama kıran oyuncular da var yani. Yani sonuç olarak gerçekten çok hırslı bir kız onu söylemek istiyorum. Evet, o... Ama topa hırslı rakibe değil. Çok güzel. Benim ailem falan hep gerçekten bana çocukken falan şey diyorlardı. Sen asla böyle ince kemikli değilsin bir kere diyorlardı. Nasıl anlıyorlarsa. Nasıl bir et varsa üstünde aynen, ya. Aynen öyle. Artık nasıl bir et varsa. Kemiğini göremiyorlarmış. Yarma gül diyorlardı bayağı bana böyle. Sana. Yeme diyorlardı mesela. Ben yemeği çok seviyordum ve yemeye devam ediyordum. Onlar benim asla bu kadar zayıf olacağıma inanmıyordu. Aslında belki de best modele katılmam yine kendimi kanıtlama çabam. Yani bakın zayıfladım ve bakın işte böyle bir yarışmada derece aldım. Bravo sana. Evet. Hakikaten gurur duyuyorlardır seninle. Evet. Anneni de tanıyorum. Ama bu yaptığın estetikler peki o kırdırdığın kemikler, evet, uzattığın ah, şeyler. Ah, ah. Geçen gün biri şey yazdı. Melis Hanım biliyorum lens kullanıyorsunuz. Benim de gözümde bir sıkıntım var. Lazer yaptıramıyorum. Siz de sanırım lazer yaptırmanız bu yüzden lens kullanıyorsunuz. Çok emin benim lens kullandığımdan. Annem bana doğuştan takmış yazdım. Sonra bu hesap beni engelledi. Yorum da silmiş, beni de engellemiş. Yani bazen gerçekten insanlar şaşırıyorum. Çok emin yani, çok net. Kesinlikle sen çeneni kırdırdın. Çünkü doğuştan böyle bir şey olamaz. Yaptırman gerekiyor yani. Kırdırmadın mı? Şey dese evet kırdırdım. Evet kırdırdım. Buraları da kırdırdım. Birçok kişi de bunu piyasada zaten söylüyor. Mesela siz zaten her zaman doğaldan yanasınız. Yani bir şey yapılacaksa bile en hafifiyle. Ben size zaten şey için gelmiştim. Nasıl tanışmıştık? Mesela nasıl tanıştınız? Evet. Göz altım acayip derecede koyuydu. Ve böyle ekran karşısında gerçekten çok kötü duruyordu. Ve Ali Bey sağ olsun. Ya ne yaptı? Ben gideceğim. Ben şu an programı terk evet, edeceğim. Evet senin de ben koyuyor. Ben kaç bölümdür koyuyum diyorsa hayır senin de koyuyor. Bak şu an mesela fondöten yok yüzümde. Ben bir kilo makyaj var bende. Yine şöyle, kapalı. Melis'in birazcık hani göz altı biraz su tutuyor, sıvı tutuyor. Onun birazcık göz altındaki lenf drenajını hızlandırmak üzere bir şeyler yaptık. Ki hiç acımıyor da herkes yani. Herkes etki ediyor. Göz altı koyuluğunun asıl sebebi aslında göz altında genişleyen kılcal damarlar. O kılcal damarların İçerdiği o al yuvar, al yuvarının içinde olan demir zamanla güneşle boyanıyor ve göz altına bir koyuluk meydana getiriyor. Ama bu demek değil ki şimdi bunu duyan da aa Tuğba Melis'in demek göz altlarını Ali Kerim koyuluğa açıyor. Hayır bu doğru bilgi değil. Onda çalışabilir, sende çok çalışmaya da bilir. Çünkü bu hakikaten zamana da bağlı bir şey. Yani ne kadar zamandır onun koyuluğu var, o daha gencecik kız. Ağaç yaşken eğiliyor, eğildi. Ben de programa başladığımda gencecik bir oğlandım. Tamam senle de ilgileneceğim. Daha gideceğim başka doktora yaptıracağım sonra beni düzeltmek zorunda kalacaksınız. Evet, hep daha öyle çok diyorum. Ben de böyle demiştim. Hayır, yoksa hakikaten ben Tuğba Melis'in otantikliğine, orijinalliğine şahittim. Yok tabii ama gerçekten bir de bizim şöyle bir olayımız olmuştu. Bunu siz belki hatırlamazsınız bile. Yüzüm benim felç geçirdi.
sola kaydı yüzüm. Ha ben biliyorum. Ha, ben biliyorum o hikayeyi. Bayağı böyle yani ve öyle bir şey ki o zaman da bir programa çıkmam bir şey gerekiyor. Yani konuşamam. Böyle duruyorum sadece. Şöyle konuşuyorum falan. Hani çok belli olmasın diye bayağı belliydi. Ben yaklaşık 3,5-4 ay galiba kortizon kullanmıştım. Sonra asla geçmiyor. Yani ü bile yapamıyorum. Nasıl konuşacağım ben? Nasıl devam edeceğim mesleğime? Çok kötü psikolojim bozuldu. Sonra Ali Bey'e geldim işte. Normalde siz o zaman söylemiştiniz. Botoks iğnesi hani buraya bir işlem için yapılmaz. Hani orada bir şey yok çünkü. Bir kırışıklık için buraya yapamazsın. Ama dudağı çeker oradaki kası. Yemin ediyorum bir kere de felç o kalan şeyi yok etti. Bakın ü. Ya. Ya ben de şimdi sizin de şaşırıyor ben de şimdi mutlu oldum yani. Ama öyle bir kere doğru, hatırladım. Gerçekten hayır, şok şöyle, olmuştum. Çok iyiymiş. Bazı hemifasyal paralizi dediğimiz böyle yarım yüz felçlerine falan tabii ufak tefek müdahalelerle bir şeyler yapabiliyorsun. Ama hep söyledim yani böyle kumaş güzel olunca her şey dikilebiliyor. Çok korkmuştum. Hani ne mutlu ki bazı hasta gerçekten diye. Bir yandan o da var şanslıdır. Yani evet. Gözaltı koyuluğu uğraşırsın geçmez işte Melis'te şans hemen geçiyor. Geçti. İşte bir paralizi durumu. Hep inşallah şansın böyle açık olsun. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Vallahi ben teşekkür ederim. Renk verdin, ben güzellik verdin. Aynen ondan öyle. Sonra herkesin de eminim ekranını şenlendirdin. Teşekkürler. Yine gel, hep gel. Hep gel. Yine efendim, gelirim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Evet. İyilikle, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.